Selek İnşaat, Yürüyen Duvar'la Konya Akşehir'de bir yeniliğe imza atıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi nasirul müminin ve gahirul zalimin. Vessalatu vesselamu ala usvetil alemin ve etba'ihi ila yevmiddin. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati a'yunina Muhammed. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhakni bis salihin. Allahümme ekrimna fehmen nebiyyin ve hufzal mursalin ve ilhamel melaiketel mukarrabin. Rabbena atina min ledünke rahme ve heyyiklena min emrina raşada. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِف۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar, geçen haftaki sohbetimizde ciğerlere saplanan hançer, sigara mevzu üzerinde durmuştuk. İnşallah bugün de bu mevzuya devam edeceğiz. Cenab-ı Hak tesirini nefsim ve cemaatim üzerine halk eylesin. Bilmediklerimizi öğrenmek, bildiklerimizle amel etmek nasip ve müessar eylesin. Bizi dünyada Kur'an'ın gölgesinden, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurlu yolundan, sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Muhterem müminler, geçen haftaki sohbetimizde sigara ile ilgili ulemanın görüşlerini açıklıyorduk. Birinci ve ikinci grup alimlerimiz, birinciler sigaranın zararının anlaşılmadığı dönemde mubah diyenler. İkinci grup daha sonraki dönemlerde hakkında direkt nas olmadığından dolayı mekruh diyenler. Bunları açıklamıştık. Bugün ise üçüncü grup sigara içmenin haram olduğunu savunan, haram olduğunu söyleyen üçüncü grup alimlerimizin haram demelerine gerekçe olarak hangi hususları gösteriyorlar inşallah onları anlatmaya ve anlamaya çalışalım. Üçüncü grup İslam alimleri sigara içmeyi özellikle tiryakilik derecesinde sigara alışkanlığını sağlık açısından, zararı açısından, sigaranın verdiği zarar açısından ve de ekonomik yönden israfa sebep olması açısından nafaka yükümlülüğü açısından nafaka yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle haram saymaktadırlar ve haram olduğuna hükmetmektedirler. Muhterem müminler, demek ki bazı haramlar Kur'an ve sünnetle, yani hakkında has nas olmadığı halde
aynı sebebe, illete dayanarak hakkında nas olan hükümlere kıyas yapmak suretiyle haram olduğu ifade edilen, müçtehitlerimiz tarafından ifade edilen haramlar da vardır. Mesela Ramazan ayında oruçlu iken hanımıyla beraber olan birine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ödemesi gereken kefareti bildirmiştir. Bu mevzuda kefareti ise köle azat etmek, ara vermeden 2 ay oruç tutmak yahut 60 fakiri doyurmak. Hanefi ve Maliki müçtehitler yeme ve içmeyi de bu ilişkiye kıyas ederek oruçlu bir kimsenin bilerek hiçbir mazereti olmadan yeme ve içmesinden dolayı da kefaret gerektiğine hükmetmişlerdir. Bu noktada demek ki israf haramdır. İsrafa kıyasla, sigarada da israf vardır. Zarar verme açısından hem kendisine hem çevreye hem de başkalarına zarar verme açısından kıyas vardır. Nafaka yükümlülüğünü ihlal etmesi açısından aynı şekilde bu gerekçelerden dolayı bu alimlerimiz sigara içmenin haram olduğuna hükmetmişlerdir. Günümüzde son yıllarda tıbbi gelişmeler sigaranın nikotin, karbon monoksit, arsenik, siyanür, amonyak, katran gibi zehir ihtiva ettiğini ortaya koymuştur. Bunlar birçok hastalığa da yol açmaktadır. İstatistiklere göre binlerce insanın sigaradan öldüğü bugün açık bir şekilde anlaşılmış ve görülmüştür. Muhterem müminler, tıpçılarımız, hekimlerimiz sigarayı tedrici intihar şeklinde ifade ediyorlar. Sigaranın verdiği zararı, vücuda verdiği zararı, ölüme sürüklemesi hadisesini tedrici, yavaş yavaş, derece derece intihara gitme şeklinde ifade ediyorlar. Yıllar önce sigara yakan birisini tam o anda ne yapıyorsun diye sorduğum zaman verdiği cevap çok enteresandı. Tabutuma çivi çakıyorum. Yani kendi tabutumu kendim hazırlıyorum. Yani her içilen sigara tabuta çakılan bir çivi gibi derece derece intihara götürüyor, ölüme götürüyor. Ondaki zehirleri alan kimse günden güne ölüme yaklaşmaktadır. Buna kendisi sebebiyet verdiği için de adeta intihar etmiş olmaktadır. Şairin dediği gibi, ölüme yürüyorsun hep ölüm diye, anlamadım ahesterevlik etmen de niye? Muhterem müminler, adeta bir hançeri vücuduna saplamış, yavaş yavaş, ağır ağır, santim santim kalbine doğru batırıyor ve kalbe varınca da ölüm gerçekleşiyor. Bu şekilde bir intihar gerçekleşiyor gibi bir durum arz etmektedir. Halbuki insanın kendi canına kıyması, intihar etmesi
kesinlikle haramdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Zülcelal buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. Nefislerinizi öldürmeyin. Kendi kendinizi katletmeyin. Muhterem müminler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de intiharla ilgili bir hadis-i şeriflerinde şöyle ifade ediyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men teradda min cebelin fe katale nefsehu. Bir kimse ki bir dağdan kendisini aşağıya atarak nefsini öldürür, intihar ederse, yüksek bir yerden atlayarak, kendisini aşağıya atarak öldürür kendisini, intihar ederse, فَهُوَ ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى ف۪يهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا ف۪يهَا اَبَدًا. O kimse kıyamet gününde cehennemde sürekli yüksek bir yerden yuvarlanmak suretiyle cehennemde azap olunacaktır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ve devamla وَمَنْ تَحَسَّى سُمَّنْ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسَمُّهُ ف۪ي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا ف۪يهَا اَبَدًا. Yine bir kimse zehir içerek kendisini öldürürse, kendisini zehirleyerek intihar ederse, kıyamet gününde elinde o zehir olduğu halde sürekli içmek suretiyle cehennemde cezasını çekecektir diyor Efendimiz. Muhterem müminler, az önce ifade ettiğimiz gibi tıbben bugün kesinlikle ispat edildiğine göre sigarada da zehir vardır. Hatta o zehirleri sıvı halinde bir kimse bir defada alsa o anda ölümün gerçekleşeceği de aynı şekilde ifade edilmektedir. Sigara yavaş yavaş, sigaranın zehri yavaş yavaş tedrici bir şekilde intihara götürmektedir. Zehir içen bir kimse anında intihar etmektedir. Ama alimlerimizin ifadesiyle yavaş yavaş bir kimsenin kendisini zehirleyerek öldürmesiyle bir anda öldürmesi arasında hüküm bakımından fark yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine hadisin devamında وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَد۪يدَةٍ. Kim de bir demirle, bir bıçakla, keskin bir şeyle kendisini öldürür, intihar ederse فَحَد۪يدَتُهُ ف۪ي يَدِهِ يَجَعُ بِهَا ف۪ي بَطْنِهِ ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا ف۪يهَا اَبَدًا. Kıyamet gününde elinde o demir olduğu halde ve devamlı vücuduna, karnına batırarak, vurarak azap olunacağını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde beyan etmekte ve ifade etmektedir. Hani şairin dediği gibi, yılandaki zehir gibi, afet yapan nehir gibi, bombalanmış şehir gibi harap etti tütün beni. Muhterem müminler, başka bir şairin de kahve-i siyahın nef'i vardır bedene, Allah lanet etsin tütünü icat edene diye beddua ediyor. Kahve-i siyahın, siyah kahvenin bire vücuda, bedene bir nef'i, bir faydası vardır. Ama sigaranın asla böyle bir faydası yoktur. Onu icat edene Allah lanet etsin. O kimse Allah'ın rahmetinden uzak olsun diye bu şekilde serzenişte bulunmaktadır. Muhterem müminler, bir arkadaşımın babasının ayağı da damar tıkanıklığı oldu. Anjiyo yapıldı. Geçmiş olsuna gittim. Doktorlar mutlaka sigarayı bırakmasını söylüyorlardı.
Ben de aynı şeyi söyledim. Hala bırakmayacak mısın? Verdiği cevap çok enteresan. Oğlunu göstererek, bunun anasını bırakırım, sigarayı yine bırakmam. Yani hanımı boşarım ama sigarayı boşamam. Sigara daha gavi nikahlanmış demek ki kendisine. Hanımı boşarım diyor, sigarayı yine boşamam. Muhterem müminler, şeriatların ruhu olan beş şeyi muhafaza çok önemli bir hadisedir. Dini muhafaza, nefsi muhafaza, aklı muhafaza, nesli muhafaza ve malı muhafaza. Her Müslümanın bu beş şeyi mutlaka muhafaza etmesi gerektiği dinin zaruri olan şeylerindendir. Nefsi muhafaza, az önce ifade ettiğimiz gibi nefse, kişiye, kendisine zararı olması hasebiyle sigara içen bir kimse nefsini muhafaza etmiyor demektir. Aklı muhafaza. Akla zarar veren şeyler de haram kılınmıştır. İçki, uyuşturucu vesaire, bunların haram kılınışındaki hikmet akla zarar vermesinden dolayıdır. Akla zarar veren şeyler de haram kılınmıştır. Nesli muhafaza. Nesle de sigaranın zarar verdiği artık açık bir şekilde tespit edilmektedir. Hamile olan hanımlar sigara içmek suretiyle daha anne karnındaki yavrularını zehirlemektedirler. Dünyaya geldikten sonra aynı şekilde annenin içmiş olduğu her sigaradan bebeği, çocuğu, yavrusu da zarar adına nasibini almaktadır. Bir alışveriş merkezinin önünde bir arkadaşı bekliyordum. İçeriden alışveriş yapmış, alışveriş arabasıyla bir anne çıktı ve hemen girişin önüne durdu. İki tane çocuğu var. Yaktı sigarayı ve çekiyor, bütün ciğerlerinden dumanını dolaştırıyor. Ağzından burnundan üfürürken çocuklarının üzerine doğru gidiyor duman. Düşündüm. Bu anne, çocuğuna zarar vermek ister misin diye sorsan, kendi bütün zarara razı olur, çocuğuna zarar gelmesine asla rıza göstermez. Uyumaz uyuttuğu halde, yemez yedirdiği halde ve her türlü fedakarlığı yaptığı halde şimdi o yavrusunu sigara dumanıyla, sigaradan çıkan zehirle zehirlemektedir. Aynı şekilde geçen gün hastanenin önünde duruyorum. Bir baba, bir anne, iki de çocuk çıktılar. Ve annenin telefonu çalınca kucağındaki küçük bebeği babaya verdi. Baba o anda sigara içiyor. Bir kolumda çocuğu tutuyor, öbür elinde sigara, çekiyor dumanı, üflediği zaman çocuğun ciğerlerine aynı şekilde işlemektedir. Bu bakımdan nesle de zarar veriyor. Malı muhafaza, zaten israf olması hasebiyle mala da zarar vermektedir. Belki bazıları şöyle diyorlar, mal benim değil mi? İstersem denize atarım, istersem satarım, istersem başka şekilde telef ederim. Hayır. Malikül mülk olan, mülkün sahibi olan Allah-u Zülcelal'dır. O mal o kimseye emanet olarak verilmiştir. O malı telef etmek, israf etmek haramdır ve emanete ihanet konumundadır. Bu bakımdan böylesine mala da zarar veren bir hadise karşısında israf olması dolayısıyla sigara içmenin haram olduğunu söyleyen alimlerimiz israf açısından da bu şekilde ifade ediyorlar. Muhterem müminler, bir arkadaşımız anlattı. Bir hacı
hacca gitmek isteyen bir kardeşimize, biraz da yaşı ilerlemiş, tiryaki demiş ki, yahu sigarayı bırak artık, sen Kabe'ye gidiyorsun. Kabe'nin perdesine yüzünü süreceksin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dudaklarıyla öptüğü Hacerul Esved'i öpeceksin. Mültezemde dua edeceksin. Üzerindeki bu sigaranın verdiği kokularla mı bunu yapacaksın? Ne olur? İçten içe tahrip etmesi demektir. Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Efendimiz aleyhissalatu vesselamın müfettiri yasakladığı şöyle ifade ediliyor. Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme an kulli müskirin ve müfettirin. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam her sarhoşluk veren şeyi ve her müfettiri yasaklamıştır. Her sarhoşluk veren şeyi ve her vücuda gevşeklik hasıl edip insanın direncini azaltan ve suri bir haz vermekle beraber bünyeyi içten içe tahrip eden şeyleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamaktadır. Muhterem müminler, haramlığına hükmeden fakihlerden bazıları da bu hadis-i şerifi esas almak suretiyle sigaranın haram olduğunu ifade etmektedirler. Ebu Davud'un şerhinde uzun uzun üzerinde durulduktan sonra müellif haram olduğu kanaatine varmıştır ve bu şekilde sigaranın haram olduğunu ifade etmiştir. Muhterem müminler, kul hakkına da tecavüzdür. Sigaranın çevreye de çok zararı var. Sadece içene değil. Az önce ifade ettim. Eğer anne kullanıyorsa anne karnındaki bebekler etkileniyor. Emen bebekler etkileniyor. Küçük yaştaki bebekler etkileniyor. Gerek babanın içtiği sigaradan ve gerekse annenin içtiği sigaradan. Bazı babalar kendisini şöyle teselli ediyor. Hocam ben hiç çocukların yanında evde sigara içmiyorum. Soruyorum, nerede içiyorsun? Balkona çıkıyorum. Balkonda içerken o ağzından burnundan çıkan dumanlar veya direkt sigaradan dışarıya çıkan dumanlar vücuduna, elbisesine, gömleğine siniyor, adeta işliyor. İçeriye girince eve çocuğunu alıp da kucağına bastığı zaman çocuğun ağzı elbiseye dayanıyor, yapışıyor ve o sigaranın kokusunu, sigaranın dumanını ve zehirini aynı şekilde o da teneffüs ediyor. Muhteremler, çocuklar babalardan veya annelerden görmek suretiyle onların da tiryakiliğe doğru alışması daha küçük yaşlarından söz konusudur. Bugün okul çağında, ilk okul çağına kadar sigara kullanma inmiş durumdadır. Muhterem müminler, bir arkadaşımız söylemişti. Küçük oğlunun bayramda biriktirdiği harçlıkların bir kısmını ne yapacaksın diye sorduğu zaman bunlar da cigara parası demiştir. Çocuk daha küçük yaştan bunlar da cigara parası. Hani bizim toplumda bir söz yerleşmiş. Biraz haçlığı az olan, kıt olan veya haçlık yanında bulunmayan kimse için sigara param bile yok diyor. Ekmek param yok demiyor. Ekmek alacağım, eve ekmek götüreceğim para yok demiyor. Cebimde sigara parası yok. Çok önemli hadise. Muhterem müminler, yine şair öyle diyor ya, hani bunu kim önlüyor? Öğüt versen kim dinliyor? Çoğu yatakta inliyor. Harap etti tütün beni. Ne dersiniz gençler buna? Bilhassa gençler iyi dinlesinler. Ne dersiniz gençler buna? Yol giderim kona kona. Sanki esir olduk ona. Harap etti tütün beni. Muhterem müminler, yol giderim kona kona. Nefes darlığı yapması suretiyle yürürken daralıyor. Konaklaya konaklaya
yol gittiğini bu şekilde ifade ediyor. Bir babanın hatırası, 3-4 gün eve iş icabı geç geliyor, erken gidiyordum. Küçük kızımı uykuda olduğu için o 3-4 gün sevemedim. Bir gün saat 6'da eve geldiğimde bana koştu, babacığım diye sarıldım. O da bana sarıldı. Bıraktığımda böyle yüzünü ekşitti ve baba çok kokuyorsun dedi. Beraber yattık o gün. Annesine ben bir daha babamla yatmam, yastığına da yatmam. Çünkü çok sigara kokuyor diye çocuk bu şekilde babayı bile ikaz edecek tarzda meseleyi kavramış ve bu şekilde ifade etti. Ben de diyor o küçük kızımın bu ifadeleri karşısında sigarayı bıraktım. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e bu şekilde değişik vesilelerle sigarayı, tiryakiliği bırakmayı nasip ve meser eylesin. Muhteremler, yine bizim toplumda yanlış olarak ifade edilen bir söz var. Sigara ettim, sigara ikram ettim arkadaşa veya arkadaş bana sigara ikram etti. İçki ikram etti diyor. Muhterem müminler, haram şeyden ikram olmaz. Zarar veren şeyden ikram olmaz. Kendisine zarar veren bir şeyi kendisine veren kimse bana ikram etti diyor. Nasıl teşekkür edeceğini şaşırıyor. İki büklüm oluyor teşekkür ederken. Hani bazı kumarcılar kahvehanelerde kumar oynarken, İskambil kağıtlarını oynarken birileri gelir, selam verir ve de onlara bir dua eder. Şeytanınız bol olsun diye. Muhterem Müslümanlar, bir kimseye şeytanın bol olsun demek, zaten şeytanın emrine girmişsiniz, başına şeytanlar üşüşsün diye adam beddua ediyor. O da iyi bir dua yaptığını zannederek sağ ol, teşekkür ederim diyor. Şeytanla arkadaşlığın bol olsun diye teklif ettiği halde. Demek ki ikram olan şey, helal olan şeylerde söz konusudur. Haramlardan ikram olmaz. Muhterem müminler, teselli için sigara yakmak. Bir cenazeye gitmiştik Ramazan günü. Baktım babası vefat etmiş, oğlu üzülüyor falan, o tutmuşlar ağzında sigara. Bu oruç tutmuyor mu dedim. Hocam çok üzülmüş, teselli etsin diye ben bir sigara verdim diyor. Bak bak. Oruç tutan bir Müslümanın sigara içirmek suretiyle orucunu bile bozduruyor. Güya teselli edecekmiş. Dertle teselli olmaz. Zehirle teselli olmaz. İnsana zarar veren şeyle teselli olmaz. O derdi artırır. Hastalığı artırır. Zehirlenmeyi artırır. Muhterem müminler. Yine şair öyle diyor. Söylesin kim gördü ise, faydası neymiş bu sigaranın herkese? Gitti sıhhat ile kese, harap etti tütün beni. Muhterem müminler, üçüncü grup alimlerimizin haram olduğunu ifade etmelerinin sebeplerinden birisinin de israf oluşunu ifade etmiştik. Kalmadı değil mi? Niye? Şimdi her tarafta kameralar var, alarmlar var. Öksürükle falan hırsızlar kaçmaz. Zaten günümüz hırsızları kameradan korkmuyor. Kameranın önünde serbest serbest hırsızlığı yapıyor. Bir ara bir televizyonda bir kadın çıkmış, konuşuyor. Ben diyor çalıyorum ve paşalar gibi geçiniyorum. Ne yapayım yani, dilencilik mi yapıyorum, yapayım diyor. Dilencilik yapacağıma diyor çalıyorum ve paşa gibi geçiniyorum. Hırsızlık da meşrulaştı adeta. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i muhafaza etsin. Tanışmaya sebep olur. Ölüme beraber gidelim demektir bu. Ölüme beraber gidelim, kabir komşusu oluruz manasında tanışmaya sebep, birbirlerini zehirlemeye sebep. Dilenciliği öğretir. Muhterem müminler,
Bir kimse başka birisinden, imkanları iyi olan bir kimsenin başka birisinden herhangi bir şeyi isterken ne kadar mahcup olduğunu biliriz. İsteyemez. Ama eğer yanında sigara yoksa, birkaç saattir da sigara içememişse, onu başkasından dilenmekten asla çekinmez ve dilencilik yapmak suretiyle sigarayı içmekle yine kendisini zehirler. Çocuklara hırsızlığı öğretir. Babanın cebinden çala çala veya izmaritleri içe içe çocuklar da aynı şekilde daha küçük yaşlardan sigara tiryakisi olma yoluna girmişler demektir. Düşmanla barıştırır. Düşmandan bile istetir, öyle diyorlar. Düşmanından bile istetir hocam. Öyle birkaç saattir içmemiş olan bir kimse, düşmanından bile istetir diyor bu sigarayı. Böylece psikolojik olarak tiryaki olmanın ne kadar büyük zarar verdiği açıkça ortaya çıkmaktadır. Muhterem ünler, hele bir de erkeklik alametiymiş. Sigara içmek erkeklik alameti. Hani delikanlılar birbirinin damarına basar. Yak bir sigara. Yok, ben kullanmıyorum. Sen de mi erkeksin? Sigara içen, içmek erkeklik alametiymiş. Muhterem müminler. Şimdi bayanlar daha çok içiyor neredeyse. Her yerde bayanların da sigara tüttürdüğünü görmek mümkün. Öyle erkeklik veya bayan olma ve bunların kalitesi sigara içmekle değil. Hani büyüklerimiz bunu güzel tespit etmişler. Ateş karşısında bozulmayan altın kalitelidir. Ateş karşısında bozulmayan altın, yanmayan altın kalitelidir. Altın karşısında bozulmayan hatun kalitelidir. Kadınların altına karşı daha çok istekleri ve sevgisi olması hasebiyle, hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyorlar, İki şey vardır ki ümmetimin erkeklerine haram, hanımlarına mubahtır. İpek ve altın. Demek ki altın karşısında bozulmayan hatun, kadın karşısında bozulmayan erkek kalitelidir. Öyle sigara içmekle falan kalite ölçülmez muhterem müminler. Bir latife edeyim. Tiryakilerden birisi doktora gider ve sigarayı bırakmak istediğini söyler. Doktor da der ki azaltacaksın. Nasıl yapayım doktorum? Yemeklerden sonra bir tane içeceksin. 15 gün sonra da kontrola geleceksin. Tamam. Gider 15 gün sonra kontrola gittiği zaman bizim tiryaki, doktor daha kapıdan girerken bir bakar ki 5-6 kilo almış. Ne oldu sana, ne yaptın? Doktorum, sen demedin mi yemeklerden sonra bir sigara içeceksin? Dedim. Ben her sigara canım istediği zaman yemek yedim, üstüne bir sigara yaktım. Günde 20 kere sigara, 20 tane sigara içtiyse 20 kere yemek yemiş. Şeytan nasıl da aldatıyor, değil mi muhterem müminler? Yine şairin dediği gibi, ben bunu böyle sanmazdım. Bilsem şeytana kanmazdım. Babam derdi inanmazdım. Harap etti tütün beni. En sert tütünü içerdim. Günde en sert tütünü seçerdim. Günde iki paket içerdim. İçmeyenle dalga geçerdim. Hani az önce ifade ettim ya, sen de mi erkeksin gibi. Harap etti tütün beni. Muhterem müminler, israf oluşu sigaranın haram olmasına büyük sebep demiştik ya. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Zülcelal şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kullu veşrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Yiyiniz, içiniz ama asla israf etmeyiniz. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam, akan bir su kenarında bile abdest alsan suyu israf etme buyuruyorlar. Bu ne demektir? İsrafa alışma. İsrafa alıştığın zaman
orada akan suyu fazla kullanmakla israfa alışırsın. Başka zamanlarda başka şeyleri de israf edersin. İnnehu la yuhibbul musrifin. Allah Celle Celaluhu israf edenleri sevmez. Muhteremler. Hani bizim düğün yemeklerinde sonra orada sofrada bulunan birisi yemek duası yapacağında bu ayeti okur. Ve kulu ve şrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz. Halbuki yenilmiştir, içilmiştir. Tabaklarda kalan pilavlar dökülmüştür, israf edilmiştir. Ondan sonra ayet okunuyor. Ayeti sofraya otururken okumak lazım ve sofradakilerini tembih etmek lazım. Açlıktan ölümle karşı karşıya gelen insanlar bulunduğu halde Müslümanların böyle yemekleri israf etmesi haramdır. Allah-u Zülcelal ise israf edenleri sevmez. Muhterem müminler, yine Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayeti kerimede israfla ilgili Allah-u Zülcelal, Bismillahirrahmanirrahim. Ve âti zel gurba hakkahu, yakın akrabaya hakkını ver. Vel miskine, yoksula da hakkını ver. Vebnes sebil, yolcuya da hakkını ver. Ve la tübezzir tebzira, amaçsız bir biçimde saçıp savurma, israf etme. İnnel mübezzirine kânû ihvâneşşeyâtîn. Çünkü amaçsız bir şekilde saçıp savurmak, saçıp savuranlar, israf edenler şeytanların kardeşleridir. Şeytanın yoldaşıdır, şeytanın arkadaşıdır. Ve kâne şeytanu li rabbihi kefura. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür diye Allah-u Zülcelal bu şekilde israfın haram oluşunu ve israf eden kimsenin de şeytanların kardeşi olduğunu ifade ediyor. Muhterem müminler, bir vesileyle şunu da ifade edelim. İsraf sadece yemek içmekte ve parada olmaz. Servetin israfı, zaman israfı, zaman faydalı olmayan şeylere harcanıyorsa, heba ediliyorsa o da zaman israfıdır. Güç israfı, Allah'ın verdiği gücü, Allah-u Zülcelal'ın verdiği enerjiyi bir kimse faydalı şeylere değil de hatta zararlı şeylere harcıyorsa o da israftır. İmkanlar israf ediliyor. Yetenekler, kabiliyetler israf ediliyor. Konuşmanın bile israfı vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin yahut sussun. Eğer söylediği hayır değilse, dünyaya ve ahirete hiçbir faydası olmayan bir takım sözlerse, o da sözün israfıdır, konuşmanın israfıdır. İstirahatın israfı, haddinden fazla istirahat ediyorum diye vaktini boşa geçirmek de istirahattan israftır. Uykudan, uykuda israf. Vücudun ihtiyacı olandan fazla uyumak da aynı şekilde uykuda israftır. Muhterem müminler, hani diyor, hocam bir yatmışım 18 saat hiç uyanmamışım. Namazlar gitti. 18 saat uykuda ihtiyacı olmadığı halde bir kimse zamanı da israf etmek suretiyle uykuda israfı gerçekleştirmiş oluyor. Muhterem müminler, bunların her biri, anlatmaya çalıştığımız hususların her biri tek başına sigara kullanmanın haram oluşuna ayrı bir delil teşkil eder. İsraf, vücuda zarar, çevreye zarar, başka müminlere, başka insanlara zarar. Tedrici intihar, yavaş yavaş intihar, başkasına zarar, kul hakkı intikal etmesi, yine aynı şekilde hava kirliliği yapması. Bazı dükkanlarda Kur'an okuttuğum esnaf kardeşlerimiz var. Müşteri sigara içerek içeriye giriyor. Hem oradakilerini zehirleyecek, hem havayı bozacak. Allah'ın kelamının bulunduğu yerde meleklerin de Kur'an'ı dinlemesi söz konusu, hem de melekleri rahatsız edecek.
lütfen dışarıda içer misin dediğimiz zaman yüzünü ekşiterek çıkıyor veya biraz kahırlıca dışarıya atıveriyor. Muhterem müminler, demek ki tiryakilik, alışkanlık, bağımlılık esir aldığı için kişiyi sosyal hayatımızda normal şartlarda uymamız gereken adab-ı muaşerat dediğimiz edepleri bile ihlal ediyor, edepleri bile bozuyor. Muhterem kardeşlerim, Karadenizli bir kardeşimiz İstanbul'dan otobüse biner. Eskiden otobüslerde de içiliyordu, şimdi elhamdülillah içilmiyor. Bazı şoförler kaçamak yapıyor, camı açtım falan diyor ama halbuki mutlaka içeridekilere oradan bir takım zararlar sızar. İstanbul'dan Karadeniz'e gidiyor. Otobüsün arkasında iki tane delikanlı devamlı tüttürüyorlar, sigara içiyorlar ve varınca otogara indikleri zaman delikanlılar yürüyor. O önlerinde oturan zat diyor ki, uşağım hakkınızı helal edin. Ne oldu amca? Bir durum mu oldu? Parasını siz ödediniz ama ortak içtik diyor. Arkadan siz tüttürdünüz. Sizin gelen dumanlardan biz de zehirimizi aldık diye iğneli bir şekilde, kinayeli bir şekilde onları uyarıyor. Muhterem müminler. Demek ki paranın israf olduğu kesin, israfın da haram olduğu kesindir. Muhterem müminler. Hatta şöyle bir sitem etmek aklımdan geçiyor. Sigaranın bizim toplumumuzda yaygınlaşması için batılıların olumsuz gayretlerinin büyük tesiri var. İslam toplumunu zehirlemek ve o sigaradan çıkan zararlara uğratmak için büyük çapta çaba sarf etmişlerdir. Bu konuda maalesef Şark alimlerimiz, Doğu alimlerimizin İslam'a büyük hizmetleri olmuştur. Hepsi değil, bilhassa tiryaki olanları kastediyorum. Hayatta olanlara Allah-u Zülcelal sağlık sıhhat versin, irtihal edenlere de rahmet etsin. Ama bu alimlerimizden ve meşayihin bir kısmında büyük vebal olduğunu düşünüyorum. Onlardan bazıları hususiyle belli bir dönemde zararının anlaşılmadığı bir dönemde bazı alimlerin mübah sayıp içmek şöyle dursun neredeyse sevaptır diye terviç etmelerinin büyük zararı olmuştur. Neredeyse sigara içmek sevaptır noktasına gelmiştir. Bir arkadaşım söyledi. Benim bir hocam var diyor, çok tiryaki, tütün saracak, eskiden kağıda sarıyorlardı ya, tütün saracak kağıt bulamazsa sigara içeceğinde, önündeki kitap, hangi kitap olursa olsun, çok eski Arapça ve çok kıymetli kitap bile olsa, onun yaprağını yırtar, ona sarar ve içerdi. Talebeler o şekilde onlara bakarak devam ettirmiş. Ve hatta bazı talebeler, sonradan gelen bazı talebeler haram olduğu kanaatine vardıkları halde kendi hocaları içtiği ve haram demedikleri için talebeler de haram olduğunu söyleyememe gibi bir durumla karşı karşıya kalmışlardır. Tekkelerde, medreselerde, zaviyelerde, cami müştemilatında sigara dumanları tütmekte ve bunun da büyük zararı olmuştur cemaatin ve onları gören kimselerin sigara tiryakisi olması yönünde hiçbir sakınca görmemeleri hadisesi. Muhterem müminler, talebeye ders verirken bile sigara içenler büyük zarar sağlamışlardır bu konuda. Muhterem müminler, kim bilir bazı alimler o dönemde bu manzara karşısında sigaranın hükmüyle ilgili düşüncelerini ifade edememişlerdir. Bir de şu yanlışlık var. Efendim
falan efendi de içermiş. Neredeyse bu söz sigara içmenin evliya olmak için bir sebep olduğunu söyler gibi bir ifade tarzında söyleniyor. Falan efendi de, falan şeyh de içermiş. Yok muhterem müller, anlatmaya çalışıyoruz iki haftadır. Bütün zararları anlaşıldıktan sonra ve günümüzde ilmine, irfanına güvendiğimiz hocalarımızın alel ekseri de haram dediğine göre artık bunun lamicimi yoktur. Müslümanın sigaraya verecek parası yoktur. Sigarayla kendisini zehirlemeye hiçbir şekilde hak ve hukuku da yoktur. Muhterem ümmetler, insanların kalp ve zihin dünyalarında çözüme kavuşturulması şarttır. Bırakılması açısından ifade ediyorum. Aile ve okul el ele vermelidir. Baba kötü örnek olmayacak. Sigara canı istediği zaman çocuğuna bakkaldan sigara al gel diyen bir baba, farkında olmadan adım adım çocuğunu sigaraya alıştırıyor demektir. Hani sigara tiryakisi olan bir baba, sağ elinde sigarası arada çekiyor, sol eliyle de çocuğunun kulağından tutmuş hoca efendiye getiriyor. Hocam bu kerataya kaç defadır söylüyorum sigara içme diye ama bir türlü bırakmıyor. Arada bir çekiyor, bir de siz söyleyin bu kerataya diyor. Bak bak. Hoca da diyor ki önce sana bir söyleyelim. Baba içiyor, çocuğa sigara içmiyor. O şekilde bir faydası olmayacağı açık bir tarzda görülmektedir. Muhterem ümmetler, 1987'de haç esnasında Arafat'ta hac efendilere dedim ki sigarayı bırakmak isteyenler ayağa kalksınlar, bir dua edeceğiz. 170 kişilik kafileden 50 kişi kadar kalktı ve sigarayı bırakacağınıza, bir daha başlamayacağınıza Allah Celle Celaluhu şahit olsun mu dedim. Hemen köşeden usulca 5-6 kişi oturdu. Sigarayı bırakacağınıza, bir daha başlamayacağınıza melekler de şahit olsun mu? Köşeden 5-6 kişi daha oturdu. Sigarayı bırakacağınıza, şu anda bir daha başlamayacağınıza, şu anda Arafat'ta bulunan bütün hacılar şahit olsun mu? Köşeden 5-6 kişi daha oturdu ve 20-25 kişi kaldı. Dua ettik. Görevler bittikten sonra Mekke'ye, otele döndük. Otelin koridorunda baktım ki hacının birisi hızlı hızlı gidip geliyor. Sanki hapishanede olta atıyor böyle. Hürriyetine kavuşmak isteyen bir tipte. Gittim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın Hacı Efendi? İyi değilim. Ne oldu dedi. Sigarayı bıraktım, çatacak adam arıyorum diyor. Ya burası harem bölgesi. Kabe'nin yanındasın. Harem bölgesinde otu koparmak bile yasaktır. Canlıları öldürmek yasaktır. Av avlamak yasaktır. Başkalarına çatıp da kul hakkını üzerine geçirmek daha ağırdır. Ne yapayım, dua da ettik ama İş bari dedim, başkasına daha çok zarar vermektense deyince şöyle gözüme baktı. Hocam dedi, Allah'ı melekleri bütün hacıları şart ettiri gibi şahit koştuğunda ben nasıl içeyim şimdi dedi. 7 gün, 8 gün kadar biraz bocaladı ama Allah'ın izniyle sabretti ve başlamadı. Sigarayı da böyle bıraktı. Muhterem ünler, hani tıpçıların ifade ettiği gibi şöyle düşünürsek, içinde, tiryakinin içinde nikotin adında bir yaratık olduğunu düşünün. Beslenmesi, onun gıdası nikotindir. Acıktığı zaman ister. Bir sigara yakar gönderir, bir saat kadar usukur. Aradan bir saat geçince bir daha ister, bir daha. Ve her içilen sigara onu besler, büyütür. Bu şekilde devam eder.
Hocam bırakmak için beyinden silmek lazım diyor. Ya 20 sene sigara içen bir adam sigarayı beyninden nasıl silecek? Silebilir mi? Aklına getirme. Deli olması lazım. Değil mi? 20 sene sigara içen bir adam sigarayı unutturabilir misiniz aklı varsa? Mümkün değil. Ne yapacak? Aklına geldiği zaman içmediğinden dolayı kendi kendine teşekkür edecek. Değil mi? Kendi kendine teşekkür edecek. Hocam bu irade işi. Tersini düşünün. Sigarayı bırakamayan, hanımı bırakırım sigarayı bırakamam diyen, ayağım kesilse bile sigarayı bırakamam diyen, hacca gitmeyi veririm ama yine sigarayı bırakamam diyen bir adamın kuvvetli bir iradesi var, inatla içiyor. İradesi zayıf olsa bırakır. Değil mi? O zaman bütün bu anlatmaya çalıştıklarımızdan hareketle Müslüman bu kadar zarara, bu kadar israfa, bu kadar kul hakkına girmeyi göze alma yerine sigarayı bırakmayı, hemen bırakmayı düşünecek ve o yolda hareket edecektir. Muhterem müminler. Evet, toplumda bir acı, bir elem, bir keder, bir stres, bir sızı olduğunda çıkarıp bir sigara yakmak adet haline gerekli tedbirleri almak dinin önemli hedeflerindendir. Muhterem müminler. Öyleyse vücut insana emanettir. Bu emaneti korumamak da ihanettir. Sigaranın zararı yalnızca içenin sağlığı ile ilgili olsaydı bile onun haram olması için yeterli idi diyor Hayrettin Karaman hocamız. Sigaranın zararı yalnızca içene, çevreye, başkasına, eşine, çocuklarına olmasa bile sadece kendisine zarar vermesi onun haram olması için yeterli delildir diyor. Halbuki sigara içenlerin çevrelerine ve önemli ölçüde de zarar vermektedir. Devamlı sigara içenin yakınında olanlar da onlara yakın bir tarzda zarar gördükleri tıbben bugün tespit edilmiştir. Sigara içmeyenler, sigara içenlerin yaydıkları duman ve kokudan rahatsız olmakta ve de eziyet çekmektedirler. Bütün bu kötülüklere sebep olan bir nesneye bir de para vermek, bunun için harcamada bulunmak israftır. Malın boşa, hatta zarara harcanması demektir. İşte bu gerekçeler yan yana geldiğinde bir kimse çıkar da hala sigara mubahtır veya haram değil mekruhtur derse yanlış yapmış olur. Bunu diyenin sağlam ve güvenilir bir dayanağı olamaz diye ifade etmektedir. Muhterem müller, iki haftadır anlatmaya acizane anlatmaya çalıştığımız sigaranın hükmü ve zararlı oluşunu bu şekilde tamamlamış oluyoruz. İnşallah Allah-u Zülcelal tiryaki kardeşlerimize yardım etsin. Ramazan ayını da vesile kılmak suretiyle sigarayı bırakmalarını nasip ve mesel etsin. Şöyle bir duada ediverelim. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya İlahel Alemin. Ümmeti Muhammed'i ve insanlığı bütün zararlardan, zararlı şeylerden sen muhafaza ede. Zararlı olan her türlü tiryakilerden ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. Bilhassa sigarayla vücutlarını harap eden, israf eden, hem kendisine hem çevresine zarar veren kardeşlerimizi bu musibetten kurtarıver. Kurtulmalarına yardım eyle. Ramazan ayının hürmetine, Kadir gecesinin hürmetine, Ramazan ayında yeryüzüne indirdiğin Kur'an hürmetine bu kardeşlerimizi böyle kötü alışkanlıklardan muhafaza eyle. Alışkanlığa kapılmış olanları da kurtarılmasını nasip ve müessar eyle. Sigaraya karşı nefretlerini nasip eyle. İkrah etmelerini nasip ve müessar eyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah indinde oruçlunun ağız kokusu miskten daha
güzeldir diye ifade ettiği gibi, bu güzel Ramazan ayının ve orucun verdiği güzel kokuları sigara kokularıyla ve çirkin kokularla bozdurma ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Erhamer Rahimin, ümmeti Muhammed'e yardım eyle, birlik ve dirlik olma hususunda, ümmeti Muhammed'in birliğini ve dirliğini sağlama hususunda bizlere de hizmet nasip eyle. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi'l Fatiha.